tercih o durumda tercih edilmesi gereken Cumhurbaşkanı adayı daha farklı olabilir. Hadi bize söyleyin nasıldır onlar? Yani o mesela neden 5 yıl süreceğin farklıdır da hemen eğer sisteme geçilecekse temsili mi olacak o yüzden mi? Bu bir tam anlamıyla bir geçiş dönemidir. Hatta geçiş dönemi diye düşünülen dönemlerin de çok kısaltılmış şeklidir. 6 ay dediğiniz çok ciddi bir icraat beklenemeyecek bir süredir. Ama bir 5 yıl söz konusu ise İPK'nın 5 yılda çok ciddi bir icraatın sergilenmesi gerekir. Yani özellikle tabii yönetim şeklinin nasıl olacağının da burada büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Yani şu laf çok dolaşıyor bilmiyorum. Konuşuldu mu 6 partinin içinden birinin Cumhurbaşkanı olması, öteki parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak uygulamada yer almaları. Böyleyse tabii bu bizim bildiğimiz, yaşadığımız o koalisyonlar döneminin çok daha ilerisinin yaşanacağının bir ifadesidir bu. Ne anlamda daha ilerisini? Yani zor bir şey. Yani çok yetkili bir cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Mevcut uygulamaya göre seçeceksiniz. Mevcut uygulamada, mevcut anayasal sistemde çok yetkili bir cumhurbaşkanı var. Ama o yetkiyi 6 kişi birden kullanacak gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Yani o zaman da tek adam yönetiminin keyfiliğinden çok adam yönetiminin karmaşasına doğru bir geçiş olasılığı ortaya çıkıyor ki. Çok başlılık gibi. Çok başlılık gibi. Bu da yönetim açısından başka sorunları doğal olarak beraberinde getirebilecektir. Yani bütün İşte orada herkesin bir şeyin sembolü olduğu konuşuluyor ya. Yani mesela biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Halk TV'de yaptığımız bir programda gazeteciler soru sormuştu. Hatta ben de başörtüsüyle ilgili kazanımlarını kaybederler mi diye korkanlar olduğunu söylemiştim. Kendisi de şöyle söylemişti o programda. Bu sizin söylediğinize bir işaret olarak aldım ben bunu. Temel Bey var. Bence Kemal Bey var. Yani başörtüsü sorununu çözen, tabii Temel Bey'e çok büyük bir saygım var, onu ayrı tutuyorum ama başörtüsü sorununu çözen Kemal Bey'dir. Temel Bey değil. Yani dolayısıyla bir başka referans aramıyorum ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı başörtüsü alanında da iktisadi konularda da son derecede yetkin bir kişidir. Yetkin bir kişi konumundadır. Dolayısıyla başka güvencelere ihtiyaç duyulmaması gerekir. Şimdi dolayısıyla biz bütün bu sorulardan biraz önce dile getirmeye çalıştığım sorulardan bağımsız bir biçimde kim cumhurbaşkanı olsun konusunu tartışıyoruz. O da bir böyle hani papatya falı gibi bir şey oluyor. Yani ya da işte hani kahve sohbetlerinde, ev sohbetlerinde katık olarak konuşulan bir konu şekline dönüşüyor. Bunları görmeden, bu konuları netleştirmeden bir cumhurbaşkanı adayı konusunu ele almanın hiçbir anlamı yok bana göre. Evet. Bir de HDP meselesi var. HDP meselesi nasıl çözülmeli? Ben şöyle düşünüyorum. Daha önce de söyledim. HDP'nin burada olması gerekir. HDP'nin bu birliktelik içinde olması gerekir. Bunu çok açık olarak söyledim. Birkaç kez söyledim. Bir daha bu sorunuz nedeniyle şimdi söyleyeyim. Bakın 12 Şubat ortak açıklamasında çok güzel tanımlamalar var. Bütün farklılıklarımızla biz ifadesi kullanılıyor. Biz kimiz? Yani Kürtler olmadan biz olabilir eksik miyiz? Eksik kalırız. Yani bir tanımlama yapılıyor. Galiba Bekir Ardın'ın tanımlamasıydı. Muhafazakarlar, laikler ve Kürtler diye. Yani bizi üç çerçeve içinde değerlendiriyor bu tanımla. Burada muhafazakarlar var. Laikler var. Ama Kürtler yok. Yani Kürtleri ben de temsil ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de temsil ediyor. Yani bir Kürtleri yalnızca HDP temsil eder diye bir şey yok. Ama burada Kürtlerle ilgili düşüncelerin de hani o toplantıda olmasa bile 12 Şubat açıklamasında olmasa bile daha sonra bir şekilde yer alması gerekir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda bir önerimiz var. Üç aşamalı bir projemiz, bir önerimiz
Sayın Genel Başkan tarafından, parti yöneticileri tarafından dile getirildi. Gerçeklik komisyonuyla başlayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki çalışmalarla genişleyen, sonra da tüm sivil toplum örgütlerini içine alan bir çözüm süreci öneriyor. Çözüm yöntemi daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Kürt sorunu ile ilgili tartışmalarda bana göre hep şu yanlışlığa düşülüyor. Birisi diyor ki şöyle olsun, öbürü de diyor ki hayır öyle olmasın, böyle olsun. Bunların tümü, bu tür ifadeler aslında sonuç ifadeleri. O sonuca gelmeden önce bizim bir süreci işletmemiz gerekir ki o sonuca gelelim. Şimdi benim görüşüm şudur. Türkiye mutlaka üniter devlet yönetimine dayanmalıdır. Hı hı. Bu topraklarda üniter devlet olmazsa biz olamayız. Bizim çevremizde yaşananlara baktığınız zaman Dilek Hanım, yani çevre ülkelerde işte Yugoslavyalar, şuralar, buralar, işte güneyimizdeki komşularımız, devletler, oraya baktığınızda şu gözüküyor. Üniter devlet olmayan rejimlerin tümü çöktü. Hı hı. Bütün sorunlara rağmen biz ayaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz ayaktayız. Ayakta kalmamızın nedeni Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu üniter devlettir. Bundan asla taviz verilemez. Verilmemelidir. Üniter devleti ve üniter devletle bağlantılı öteki kavramları, düzenlemeleri içine sindiren herkesle biz birlikte oluruz. Birlikte olmalıyız. Ben bu 6 partinin bir çağrı yapıp bu böyle bir çerçeveyi kabul eden tüm siyasi partileri davet etmeyi düşünmelerini de önermek istiyorum bu sorunuz vesilesiyle. Şunu söyleyeyim. Yani artık biz 6 parti, hani Katolik nikah diyorlar ya, biz birlikteyiz, ayrılmamalıyız. Dolayısıyla birbirimizin duyarlılıklarını da dikkate almalıyız. Burada İyi Parti meselesi var. Evet, İyi Parti'nin duyarlılığı neyse o duyarlılığa saygı gösterip o saygının gereği olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Hı hı. Ben de diyorum ki anayasanın ilk 3 maddesi. Bizi biz yapan değerlerin tümü. Tümünün olduğu bir üçlü madde. Hı hı. İstersen 4 maddesi de diyelim. Yani bunların değiştirilmesini, değiştirilemeyeceğini söyleyen 4. maddeyi de ekleyelim. Ya bu 4 maddeye evet diyen herkesi biz buraya almalıyız. Bu 4 madde bizim esasımız, varlık nedenimiz, kurucu değerlerimiz. Bunlar müzakere edilmeli. Bilmiyorum yani, ben tabii dışarıdan bunu söylemek istemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtında yumurta küfesi var. İyi de götürüyor. Aslında bütün genel başkanların sırtında, 6 parti genel başkanının sırtında yumurta küfesi var. Altı benzemez yani deniyor bu, ya. Kolay değil bu. Doğru. Kolay değil bu birlikteliği inşa etmek. O masaya kadar olan süreç kolay bir süreç, kolay bir değil. Süreç değil. Yani bundan sonrası muhtemelen daha da zor olacak. Daha da zor olacak. Yani yeni başlıyor. Çünkü aslında şunu söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta açıklanacak metin çok önceden zaten karara bağlanmıştı. Yeni bir şey değil. Evet. Yani 30 Ekim'de biz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bu metni müzakere etti. Ta 30 Ekim'de. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 30 Ekim'de o 22 sayfalık metin size geldi ve siz bunu müzakere ettik ve kabul ettik. Yani parti meclisinde kabul edilmişti. Ötekiler de bir şekilde. Çünkü şöyle, yani genel başkan yardımcıları tarafından müzakere edilerek oraya gelmişti. Bizi de Sayın Muharrem Erkek temsil etmişti. Yani diyeceğim 4 aylık bir zaman geçti. Yani zaten 4 ay önce 5 aşağı 5 yukarı benim bildiğim kadarıyla, belki benim bilmediğim gelişmeler de yaşanmış olabilir, o da bir olasılık, ama 5 aşağı 5 yukarı 4 ay önce, şu kadar ay önce karara bağlanmış bir metni 4 ay sonra kamuoyuna açıklamak bir zaman kaybı gibi geliyor. Yani süremiz çok azaldığı için bunu söylüyorum. Yani çok daha acele edilmeli. Yavaş yavaş acele edelim. Murtaza Çelik'in öyle çok güzel bir lafı vardı. Rahmetli'nin yavaş yavaş acele edelim diye. Tam öyle bir noktadayız. Her şey yeniden müzakere edilebilir. Ama 6 partinin genel başkanları birbirlerine saygı içindeler. Birbirlerinin duyarlılıklarına anlayış göstermekteler. Ben de oradan hareketle HDP için bunu söylüyorum. Aslında tüm siyasi partiler için bunu söylüyorum. Yani DSP niye olmasın? Yani tek tek saymayayım. Yani partileri tek tek saymak istemiyorum ama o çerçeveye oturan, o 6 partinin yapacağı çağrıyı kabul eden, onaylayan tüm siyasi partilerle birlikte olalım. Canım çok kalabalık olmuyor mu? Hayır, olmuyor. Bilmiyorum ben. Daha fazlası olan da var dünyada aslında. Evet. Değil mi? Yani işte meşhur Zeytin Ağacı İttifakı 18 parti. Ve pekala yürüttüler.
Yani biz de bunu yapabiliriz. Yani böyle bir blokun inşa edilmesinin ne sakıncası olabilir? Tam tersine bize güç verir. Yani bugün Sayın Temel Karamanlıoğlu'nun açıklamasını okudum galiba Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Bir konuşmasından alıntı yapmış Cumhuriyet Gazetesi. Sayın Temel Karamanlıoğlu diyor ki adayımız mutlaka hani kazanacak birisi olsun. Bu, garanti. Bu ekranda Suat Toktaş'ın sorularını cevapladı. Oradan alınmış. Bir. Oradan mı alınmıştı? Evet. Evet. Mutlaka kazanmalı diyor. İşte mutlaka kazanmanın güvencelerinden bir tanesi. Yani %0.5'di, %7'ydi, 0.7'ydi falan onlara bakmadan kaç kişi ise aslında bunun geometrik etkisi olur. Yani aritmetik olarak gözüküyor ama sonuçta bunun geometrik etkisinin olacağı da açıktır. Böyle bir birliktelik inşa ettiğiniz zaman bu toplamından daha büyük bir siyasi güç elde etmiş olursunuz. Peki mutlaka kazanacak bir aday. Yani bunu biz mesela herkes çok fazla dinlendirmese de Sayın Karamanlıoğlu dinlendirmiş. Ama ben siyasetçilerle konuştuğumda arka planda konuştuğumda mutlaka kazanacak lider, mutlaka kazanacak lider aday deniyor. Mutlaka kazanacak aday ne demek? Yani bunu nasıl belirleyin? Nasıl bir garantisi olabilir ki bunun? Yok, bir garantisi yok. Ama yani işte genel olarak öyle bir izlenim. Yani bir siyasi gücü, diyelim ki aritmetik toplam oradan gidelim isterseniz. Yani falanca parti 0 bilmem kaç, filanca parti 2 nokta bilmem kaç. Bunları topladınız ve bir aritmetik toplama vardınız. Şimdi ben diyorum ki bu aritmetik toplamın bir de geometrik dizi şeklinde değerlendirilmesi gereken, kendisini aşan çok büyük bir siyasi gücü olacaktır. Böyle bir algı yaratacaktır aslında. En önemlisi o İpek Hanım. Böyle bir algı yaratacaktır. Ha, biz de böyle yapalım diyecektir. Bizim halkımızın ilginç bir tercihi var. Ben 1999 seçimlerini kaybettim. Belediye adaydım. Yolda bir gün giderken bir grup hemşerimizle, Ankaralı'yla karşılaştım. Durdurdular. İşte sevgilerini söylediler. Sana oy verdik dediler. Teşekkür ettim. Birisi dedi ki ama oyumuz ziyan oldu dedi. Ya yapma dedim. Nasıl ziyan oluyor? Kazanamadın dedi. Yani bizim seçmenimizin bir sağlamcı yönü var. Yani kim üçüncü ittifak tartışmalarında da bu gündeme geliyor ya. Nasıl? Aslında. Hani mesela aslında şuna oy vermek istiyorum ama ziyan olur diyenler bir kesim var. Yani. Evet. Ama tabii üçüncü ittifakın da bize çeki düzen veren bir yönü olduğunu söyleyeyim. Öyle mi? Düşünüyorsunuz. Yani neden? Yani orada bir güç var. Yani ona ters gelecek. Onun ters bakacağı, yanlış diye göreceği bir isim de doğru olmaz doğal olarak. Yani ben yine güç inşa etmeye çalışarak, güç devşirmeye çalışarak bunu söylüyorum. Yani herkesi dikkate almanız gerekiyor. Kimin katkısı olacaksa, sıfır bilmem kaç olsa bile herkesi dikkate almanız gerekiyor. O nedenle söylüyorum. Orası atılacak adımların ölçüsüdür bir açıdan. Evet. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Kazanacak aday. Tam siyasetçi cevabı oldu. Kimle dans ediyorsun İpek diye söylüyorsun. İçinizden geçiriyorsunuz değil mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok konuşulmaya başlandı artık. Yani kendisi de hani 6 partinin yani ya daha doğrusu 5 partinin lideri evet derse memnuniyetle tabii aday olurum dedi. Nasıl bakarsınız? Genel başkanımızdır. Bütün parti dimdik. Yanında tereddütsüz bir biçimde yer alacaktır. Evet. Peki şimdi geçen hafta biz aslında hem bu fotoğrafın yarattığı umudu konuştuk hem de Tarkan'ın şarkısıyla aslında bambaşka bir fotoğraf çıktı ortaya. Bizim ne kadar birilerinin geçecek demesine ihtiyacımız varmış. Onu gördük. Meral Akşener bugün bu konuyu ele aldı. Kısacık bir dinleyelim. Bununla bitirelim isterseniz. Tamam. Yaşadığımız bu